Merhaba Art TV izleyicileri. Yeni bir Artı Gerçek programıyla karşınızdayız. Gerçekten de özlemişiz. 4 hafta oldu. Biz yayına çıkamadık. Sağ olsun ki 3 yayını Ragıp Duran yaptı. Bir yayını Ayşe Yıldırım yaptı. Dostlar katkı sundu ve böylece Artı Gerçek programının kesintiye uğramasında önlemiş olduk. Bu hafta da 4. haftadan itibaren de geçirdiğim bir ortopedik ameliyat nedeniyle 4 hafta uzak kalmıştım. Tekrar karşınızdayım. Hoş geldiniz, hoş bulduk. Stüdyo katılımcımız Erk Acerer. Hoş geldin Erk. Hoş bulduk abi, geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Programın ilerleyen bölümlerinde Koray Düzgören, Armağan Kargılı, Ragıp Duran ve Eser Karakaş da bizle beraber olacak. Ayrıca program sırasında biz karantinada bulunan Artı Gerçek yazarı, hukukçu Nurcan Kaya'ya da bağlanacağız ve bize karantina altından izlenimlerini aktaracak. Stüdyoda Erk Acerer var, biz beraberiz Erk'le bugün de. Bütün programlara katkı sundu, sağ olsun. Yokluğumuzda da desteğini eksik etmedi. Estağfurullah, görevimiz. Neşen yerinde Erk. Abi yerinde ne yapayım? Cumhurbaşkanı yani, gibi sordum ama. Sermayeyi temsil ediyorum ve AVM'de, özel bir AVM'de hisselerim var. Dolayısıyla yani bu korona günleri bize yaradığı için neşemiz yerinde. Tabii hemen, ironik soruyorsun. Yani tabii ironik sorunu, şeyi bile alamadık bu destekten dolayı. Yani istikrar kalkanı paketi. Çok bu kalkan lafını bu iktidar çok sevdi. Erdoğan çok sevdi. Fırat kalkanı vardı. Evet. Kuzey Suriye operasyon. İşte İdlib operasyonunun adı Bahar Kalkanı oldu. Şimdi bu da istikrar kalkanı ama bu tabii ki eğer Bahar Kalkanı gibi olsa işin sonu hazin. İdlib'de olduğu aynen gibi onu da konuşacağız ama alınan ekonomik tedbirlerde aslında çok yetersiz ve dünya ölçeğinde de çok komik kaldı. Yani dünya liderine hiç yakışmayan bir paket açıklandı. Şimdi Erdoğan ölçeğinde dünya liderine yakışıyor aslında. Çünkü bize bir kez daha siyasal İslam'ın liberalizmle, neoliberal ekonomiyle dansını ve bunun nasıl büyük bir felaket olduğunu emekçiler açısından gösterdi tabii. Şimdi mesela yayına başlamadan önce çok güncel bilgiler geliyor. Çok anlık bilgiler geliyor. Mesela TÜRSAP müze ve ören yerleri çalışanlarını bugün itibariyle, az önce itibariyle süresiz, parasız izne çıkardı. Şimdi Savcıklıoğlu tarafından baktığımızda işler son derece iyi. Çünkü paketten sermayeye katkı çıktı. Peki yoksula, emekçiye ne çıktı? Dua ve sabır çıktı. Dua ve sabır çıktı. Evinizde oturun diyorlar. 65 yaşın üzerindeysen evet, de kolonya ve maske çıktı. Aynen o da, öyle. Biz de mesela sen de ben de şu anda kolonya ve maskede yaşa takılanlardınız. Aynı emeklilikte yaşa takılanlar aynen gibi öyle. Bize, onu da alamayacağız. Bize o da yok. Ne yazık ki tabii çok vahim yani. İnsanlar evde oturacaklar. Bir de alay eder gibi işte Türk Hava Yolları'nda indirim, ev kredilerinde düşme. Yani evde oturup ev alacak insanlar. Evde oturup yurt içi uçaklarda %18 KDV ödemeyecekler. Aslında bunun başka bir boyutu da var gibi geliyor bana. Nasıl bir boyutu var? Yani bir yandan tabii ki yandaş müteahhitler kayırıldı. Bir yandan şirketler, özel havayolu şirketleri kayırıldı ama başka bir şey daha yapıldı sanki burada. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı paket 100 milyar Türk liralık paketti ki aşağı yukarı 14 milyar TL euroya denk geliyor. Şimdi bu 100 milyarın içine neyi koydular? Evlere verilecek krediyi koydular. Bu 100 milyarın içine neyi koydular? %18 KDV indirimini koydular. Böylece var olan paketle şaşırdılar. Yani paketin evet, gerçeği bile 100 milyar TL yani 14 milyar euro değil. Trump 1 trilyon dolarlık paket açıkladı ve daha onun üzerine doğru çıkıyor. Almanya'nın açıkladığı paket ilk ağızda 500 milyar euroydu. Şu anda 614 milyar euroya çıkmış durumda. İngiltere'ninki 300 milyar sterlinin üzerinde. Ki şimdi onları zaten Armağan da bize anlatacak dünyanın neresinde ne yapıldı diye. Gerçi bunların hepsi kapitalizmi aklama, kapitalizmi temize çekme projeleriydi bana göre. Ama bizim İslami sosa bulaşılmış ahbap çavuş kapitalizminde temize çekme kaynağı bile bulunamadı. O kaynak bile yok, o kaynak bile yaratılmadı. Bu 100 milyarın da aslında gerçekte karşılığı yok. Ama şu kesin ki sermayeye kredi var, yoksula dua ve sabır var. 65 yaşın üzerindekilere kolonya ve maske var. Aynen öyle. Şimdi tabii bir de şeye gelelim. Bir yanı işin ekonomik durum. Bir de gerçekten Türkiye'deki
gerek salgının yayılma hızı, gerek ölüm oranları gerçek mi? Çünkü biraz da işte şu anda bakanların durumu aslında parti bürokratı bunlar. Yani onlar devlete yerleştirilmiş insanlar. Yoksa bunlar seçilmiş gelen normal bildiğimiz bakanlar değil ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dönemdeki açıklamaları biraz sükse yapmıştı. Hatta bu AKP anlayışının, bu işte İslamcı anlayışın yüzüne geçirilmiş güler yüzü bir maskeydi. Ve herkes de teşekkür ettiler. Muhalefet de hatta teşekkür etti. Ama bir yerde foyası ortaya çıktı. Evet. Alp Yalman meselesinde. Ki bu Alp Yalman jandarma genel komutanlığı yapmıştır. Kara kuvvetleri komutanlığı yapmıştır. Balyoz davası sanıklarındandır ve cezaevlerince onca insanın diri diri yakılarak ölmesine sebep olan hayata dönüş operasyonlarının emrini veren kişidir. Hı hı. Bu emri verdiğinde kendisi açık açık söylemiştir. İtiraf etmiştir. Şimdi evet. Sağlık Bakanı ilk ölümü 17 Mart tarihinde gece 23'ten sonra açıkladı. Bir kişi öldü dedi. O da 89 yaşında bir eczacıydı. İstiklal Caddesi'ndeki Melis Eczanesi'nin sahibiydi. Sonra yaşlı bir kadın. Sonra o da 80 yaşında geldi. Sonra 61 yaşında biri geldi. Fakat sonra gazeteci Saygı Öztürk ortaya çıkardı ki bunu hem Sözcü'deki köşesinde yazdı hem KRT'deki programında söyledi. Aslında Alp Yalman koronadan ölmüştü. Hem de 16 Mart'ta. Ve düşün ki Türkiye Cumhuriyeti gibi bir devlete Jandarma Genel Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı yapmış bir kişi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapmış bir kişi, sessiz sedasız, kaçırılır gibi cenazesinde gömülmüş. Evet. Eğer bir gazeteci bunu açıklamasaydı bilmeyecektik. Ve ancak Saygı Öztürk açıkladıktan sonra bakan dördüncü kişi olarak Kara Kuvvetleri Komutanı, İSK Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ı açıkladı. Oysa tarihlere bakınca şunu da görüyoruz ki Aytaç Yalman ölen birinci kişi. Aynen öyle. Daha vahim olan da şu, yani iki şey çıkıyor. İkisi de felaket Sağlık Bakanı'nın açıklamasından, sonraki açıklamasından. Ya bilgi gizliyor ya da diyor ki önce test yaptık negatif çıktı diyor. Ya da daha vahim bir şey var, testler de güvensiz. Yani tamamen ortada kaosu büyütebilecek bir şaibedir bu. Yani çok ciddi bir mesele aslında. Evet, şu anda açıklanan verilere Türkiye toplumunda güvensizlik had safhada. Bir şey daha gösterelim, ondan sonra zaten Koray Düzgören'le bunu konuşacağız. Bugün sabah katıldığı Habertürk'teki programda göğüs hastalıkları uzmanı Muhammed Emin Akkoyunlu öyle bir ölü sayısı açıkladı ki kendisi hasta sayısı açıkladı ki kendisi aynı zamanda Medipol Hastanesi'nde göğüs hastalıkları uzmanı. Medipol Hastanesi de aslında Sağlık Bakanı'nın sahibi olduğu hastane zincirinden biri. Şimdi onu bir izleyelim, ondan sonra gerçek sayıların nasıl olduğuna bakalım. Şimdi şöyle düşünelim, bir fırtına geliyor, bu fırtınanın neresindeyiz? Fırtınanın aslında ilk verilendeyiz, en dış halkasındayız, yeni giriyoruz fırtınaya. Şöyle ki, Çin'de yapılan bir çalışma ve ardından Kore'de yapılan bir çalışmada ortalama olarak eğer bir vaka tespit ettiyseniz, korona vakası tespit ettiyseniz, bunun karşısında toplum içerisinde gezen, tespit edemediğiniz 400 civarında vaka var demektir. Yani 300 civarında vakamız varsa. Bir daha söyleyin varsa, hocam. Korona vakası tespit ettiyseniz eğer, bir tane vaka tespit ettiyseniz. Tamam. Bunun arkasında toplumda tespit edemediğiniz 400 civarında vaka var demektir. Hocam 359 çarpı 400 mü? Aynen öyle. Her ölüm vakası için tespit edemediğimiz arkada 1000 civarında vaka var demektir toplumda gezen demek. Ölüm karşısında. 4000 mi? 4000. Yani 4 ölüm. 4 ölüm 350 çarpı 400 demek. Şimdi bulunduğumuz 359 ortam, çarpı 400. 400. Şu anda salgın yeni başlıyor. Başladı daha doğrusu. İçindeyiz. Bugün alacağımız önlemler bu hızı 2 hafta sonra ancak yavaşlatacak ve durduracak. Yani biz aslında 2 hafta boyunca net bir ilerleme sergileyeceğiz. Hızlı bir artış sergileyeceğiz. Şöyle ki buradaki artış... Hocam biz şu anda 145 binlerdeyiz. Aynen 143 öyle. 143 bin takip 144 aynen bine öyle. Yakınız. Tahmini vaka sayısı bu civarda. Evet, bu sayıları açıklayan hem de Sağlık Bakanı'nın sahibi olduğu Medipol Hastanesi'nin iç hastalıklar uzmanı.
Evet, biz de hastaneleri kamulaştırmaktan söz ediyoruz. Dolayısıyla AKP iktidarına karşı bir ironi içerisindeyiz de. Şunu sormak lazım tabii. Uzman doktor Gülce Çınar'a bir video sosyal medyaya düştüğü için ve çok real bir video olduğu için bir özür belgesi imzalatıldı Ankara Üniversitesi İbn Sina Hastanesi'nden. Ama rakamlar çok korkunç geliyor gerçekten. Mesela şu anda İstanbul'da bir otelin müdürü Amerikan Hastanesi'nde tedavi altında ve 50 kişi kendisiyle beraber karantinada. Görüyoruz ki aslında ne yazık ki çok geç kalındı. Tabii şimdi Aytaç Yalman da bu koronavirüsünü büyük olasılıkla Fenerbahçe Ordu Evi'nin spor salonunda evet. kapıyor ki oradan hastaneye kaldırılıyor. Şimdi orada da tabii onlarca çalışan, onlarca personel de... Zincirleme bir tabii. etki yaratıyor ya. Şimdi Koray Düzgören'e gidelim. Merhaba Koray, hoş geldin. Merhaba, sen de hoş geldin. Geçmiş olsun. Hoş bulduk, teşekkür ederim, sağ ol. Evet, sen dünkü artık gerçekte de halkına güven vermeyen bir iktidar bu salgında mücadele edebilir mi? Başlığında bir yazı yazmışsın. Evet, hakikaten halkına güven vermeyen bir iktidar gerek toplum sağlığı açısından gerekse bu salgının toplumda yaratacağı ekonomik tahribat açısından bu salgınla mücadele edebilir mi Koray? Başından itibaren bir güvensizlik veriyor. Yani ben bu Sağlık Bakanlığı'nın ilk başlarda işte değişik kesimlerde, bizim kesimlerde de hatta yaptığı açıklamalarla işte biraz ciddi görünümünü de pek kuşkuyla karşıladım. Yani çünkü öyle görünüyor ki yani bir iki olay var. İşte bu Umre'ye gönderilenler ve Umre'den gelenler meselesi. Yani büyük bir aymazlık bu. Yani ciddi olarak hala 15 bin kişi kontrolsüz dönmüş, alelacele çağrılmış. Aslında olay büyümeye başladığı sırada Umre izni veriliyor. Bir kere bu iznin verilmesi bir aymazlık. Evet. Büyük bir gaflet. Ondan sonra alelacele onların geri çağrılması meselesi var. O da ayrı bir mesele. Bir de ilk 15 binin kontrolsüz, denetimsiz herhangi bir doktor ya da tıbbi denetim olmadan girip dağılmaları yaşadıkları şehirlere, bölgelere. Ondan sonra da işte 10 bin civarında ki Umre'den gelen diğer kesime de alelacele bir karantina uygulanma şeyi. Bu konuda da tabii alelacele olduğu için her şey hiçbir hazırlık yok. Son derece gayri ciddi olay. Yani aslında başından beri bir gayri ciddilik var. Meseleyi ciddiye almama var. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamaları, yani gece yarısı yaptığı açıklama tabii o da tartışılır. Daha sonraki açıklamalar ve ondan sonra süratle bir güvensizlik ortamı oluştu. Dolayısıyla şimdi zaten Sağlık Bakanı'nın o ilk gece yaptığı açıklamalardan itibaren sorular sorulmaya başlandı. Gerçekten bu rakamlar doğru mu? Türkiye'de sadece bir tek vaka mı var? Nasıl olabilir? Gibisinden. Çünkü Avrupa'nın karşılaştığı felaket, bütün dünyanın ve Avrupa'nın karşılaştığı felaket ve bu felaketin yayılma hızına baktığımız zaman Türkiye'deki bize verilmek istenen izlenim, verilen bilgiler gerçekten de inandırıcı değildi. Ben onun için o günlerde yazdım da ne kadar haklı olduğum ortaya çıkıyor. Meselenin boyutları işte demin siz de konuştunuz. Şimdi yavaş yavaş ortaya çıkıyor ama sabahleyin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin bir açıklaması vardı. Olayın gerçek boyutunun, vahimliğinin net bir şekilde anlaşılması açısından çok önemli. Diyor ki biz çok uluslararası büyük bir felaketle karşı karşıyayız diyor. Yani tek tek devletlerin bu felaketle uğraşmaları ve baş etmeleri mümkün değil. Bu işte İran ve Avrupa'da da tabii İtalya, şimdi arkasından İspanya geliyor. O da son derece hızla ilerliyor. Orada da hastalık, salgın. Ve diyor ki ancak uluslararası dayanışmayla biz bunu çözebiliriz, bu felaketi diyor. Son derece önemli bir olay. Ama Türkiye'de bakıyoruz, hem ilk başından itibaren dikkat edersek bu olay hatırlarsak Çin'de gelişmeye başladığı zaman Türkiye'de bizde böyle bir şey yok, olur mu olmaz mı, bize uğramaz filan havaları vardı. Sonra Avrupa'ya gelip hızla yayılmaya başlayınca işte Türkiye'de de maalesef bu olaylar var, şu kadar vaka var, işte sadece bir kişi gibi Sağlık Bakanı'nın açıklamasını dinledik. Ama ondan sonra hızla gelişti olay. Şimdi 300'e son rakam
sanıyorum bu son rakamdan sonra da başka rakam, başka sayılar var. 359 vaka sayısı var. Ölüm sayısı da 4 diye verildi. Evet. Ama bunların inandırıcı olmadığına dair bir sürü şey var. İşte demin sizin verdiğiniz çok çarpıcı bir örnek. Profesör Muhammed Emin Akkoyunlu'nun yaptığı açıklamalar var. O açıklamalara baktığımız zaman hem vaka sayısının son derece fazla olduğunu, olabileceğini görüyoruz. Hem de ölüm sayısının bize verilmek istenenden, verilenden çok daha fazla olduğunu. Yani biz felaket tellallığı falan yapmak istemiyoruz. Ama gerçekler ortaya konulmalı. Yani bir yönetimin, bir iktidarın en önemli sorumluluğu böyle bir felakette gerçekleri ortaya, bütün çıplaklığıyla ortaya koyabilmek ve halkı aydınlatmak. Nasıl bir felaketle karşı karşıya kaldığımız konusunda aydınlatmak ve halkın desteğini istemek. İkincisi, tedbirler açıklandı. 7 gün sonra ülkenin cumhurbaşkanı, yani bütün ülkelerin cumhurbaşkanları, başkanları, başbakanları hemen açıklamalar yaparken ve hemen bir takım tedbirleri ilan ederlerken, bizimki 7 gün sonra açıklama yaptı ve ilan edilen, tedbir olarak ilan edilen, işte siz de sözünü ediyorsunuz, kaç gündür konuşuyoruz, tedbir diye ilan edilen açıklamaların hiçbirinin aslında bu sorunun hafifletilmesi için diyeyim, çünkü çözüm için daha zaman gerekiyor, hafifletilmesi için ve insanların bundan zarar gören ve görecek olan insanların zararlarının ve işte mağduriyetlerinin hiç olmazsa bir ölçüde giderilmesi için bir çare olmadığı, ona yönelik bir tedbirler paketi olmadığı ortada ne yazık ki. Rakamlar, demin siz de söylediniz, hem rakamlar açısından bütün Avrupa'da 300-500 milyarlardan bahsediliyor. Bizim Türkiye'de 18,5 milyar dolar. 18,5 milyar evet. dolar. Yani o da şişirilmiş gibi görünüyor. Evet, yani herhangi bir müteahhitin bir tanesine, sıradan bir müteahhite verilen paralardan bir tanesi bu yani. Türkiye 100 milyarlarca doları geçtiğimiz 10-15 yıl içinde bir takım müteahhitlere verdi. Yani bunların nereye gittiği, nasıl harcandığı belli değil. Hatta hala veriliyor. Çünkü bir taahhüt edilen bir takım şeyler var. Dolayısıyla ama Türkiye'nin halkına, 83 milyon insana bu felaketten zarar gören ya da görme ihtimali olan bu insanlara zararlarını hafifletmek için bahşedilen miktar sadece 18, yani varsayalım bu miktarın hepsi bu felaketten zarar görenlere yönelecek diye düşünsek bile sadece 18 milyar dolar. Bu bile başlı başına yeter. Ve dolayısıyla burada biz bu istikrar paketiyle, istikrar kalkanı paketiyle verilecek 100 milyar TL'yi değil, şunu konuşmamız lazım. Bu 100 milyar TL kimlere dağıtılacak? Evet. Kimler alacak değil. Kimlere dağıtılacak? Soruyu böyle sormak gerekiyor. Ama zaten bu tedbirlerin içinde bunun ipuçları var. Kimlere dağıtılacağına ilişkin hiç alakası olmadığı halde mesela inşaatçıların daha fazla konut satmaları için bir takım tedbirler geliştirilmiş. Başka bir takım şeyler var işte. Turizmi geliştirmek, işte havayolu taşımacılığını geliştirmek için bir takım tedbirler var ki. Yani evde oturacaksın ama ev almak için dışarı çıkıp emlakçı müteahhit dolaşacaksın. Evde oturacaksın ama yurt içi uçaklardaki %18 KDV indiriminden yararlanacaksın. Mesela, ama bu arada hastalıktan korunmak için de evde oturman gerekiyor. Öyle değil. Mesela Macron bile, yani o beğenmediğimiz bir sürü işte yanlışları olan ve işte son aylarda, son dönemlerde Fransız halkının büyük tepkisini çeken Macron bile kalktı. Ne dedi? Hiç kimse dedi işte kiramı nasıl ödeyeceğim, maaşımı nasıl alacağım, nasıl geçineceğim diye düşünmeyecek dedi. Böyle bir şey yok. Kimse işten çıkartılmayacak, kimse evinden çıkartılmayacak, kimse işte faturalarımı nasıl ödeyeceğim endişesine kapılmayacak dedi, değil mi? Evet. Kanada Başbakanı kalktı gene aynı şeyi söyledi. Merkel zaten aynı şeyi söylüyor. Boris Johnson bile bir takım şeyler söylemek zorunda kaldı. Yani üstelik de Boris Johnson'un ilk başlarda krizi çözüm için öne sürdüğü sürü bağışıklığı denilen, yani ölen ölür kalan sağlar bizimdir evet. Şeyinden, belki Armağan bahsedecek biraz sonra, ondan da vazgeçmek zorunda kaldı ve o da bir şeyler vermek zorunda kaldı. Yani işte kirasını ödeyemeyenlerin kirasını devletin ödeyeceği vesaire vesaire bir takım şeyler.
Yani böyle bir şey bekleniyordu. Yani işinden gücünden, hiçbir işçinin işinden gücünden olmayacağı, hiçbir kendi başına iş yapan, yani serbest çalışanların gelirlerinin karşılanacağı vesaire. Yani insanlar böyle bir şey bekliyordu. Dolayısıyla bu bir tam hayal kırıklığı oldu. Yani bu tür bir şeyle, açıklamayla, anlayışla. Yani bu şunu gösteriyor. Bu Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin de vurguladığı, aslında bütün Avrupa'daki bütün liderlerin de ortaya çıkan sonuçlara da bakarak gördüğü bu felaket, Türkiye yönetenler tarafından ciddiye alınmıyor. Öyle görünüyor. Yani şimdi burada bir şey soracağım Koray. Süremizin de daraldığını fark ederek söyleyeceğim. Evet. Şimdi bu arada bu korona salgını başlayınca Türkiye bazı önemli meselelerini de unuttu. Yani İdlib'den Libya'ya kadar gözden kaçan bir şey var. Biz bunu şimdi konuşamıyoruz artık. Orada da dün özellikle çok vahim gelişmeler yaşandı ki Erk de, sen de, ben de baştan beri bu silahın zaten bir gün Türkiye'ye döneceğini düşünüyorduk. Ve cihatçıların silahı, cihatçıların roketi Türkiye'ye döndü. Burada döndü, gözden kaçan görmediğimiz ne var? Çarpıcı, yani en çarpıcısı Savunma Bakanlığı'nın, Milli Savunma Bakanlığı'nın bunu itiraf etmesi oldu. Evet. Bugün akşama doğru yaptıkları, öğleden sonra yaptıkları açıklamada radikaller diyor onlar. İşte radikaller değil, apaçık cihatçılar. Orada zaten oradaki, o bölgedeki cihatçı güçler başına itibaren bu ateşkese, çatışmasızlık sürecine biz karşıyız, savaşmaya devam edeceğiz. Bir de bir haritamız vardı bizim de o coğrafyayı daha iyi anlamak için şu andaki güç dağılımı, güç dengelerini görmek için arkadaşlar ekrana verirlerse haritayı. İyi olur. Evet. El-Kaide'nin bir kolu Hüsrettin Tugaylarının yaptığı saldırı. Evet. Bu devam et Koray. Evet. 6 kilometre M4, yani pencere yapalım Halep'ten, arkadaşlar. Halep'ten Laskiye'ye giden M4 karayolunun denetlenmesi için bir koridor, güvenlik koridoru oluşturulması için bir bölge saptandı. Evet, Moskova'da. O mavi bölgenin ortasında o hattı görüyoruz zaten. Ortasında görüyoruz. 6 kilometre kuzeyinde, 6 metre güneyinde. 6 metre güneyinde de cihatçı gruplar var ama orası tamamen Rusya'ya ve işte Şam yönetiminin etkinlik alanı olarak bırakıldığı için o cihatçı güçlerin orada kalabilmesi uzun süre imkansız. Kuzeyinde de yani orası aslında Şam yönetiminin otomatik olarak bırakılmış olan bir bölge. Kuzeyi, yani bu otoyolun kuzeyinde işte cihatçı güçler, özellikle bu Kafkasya'dan, Orta Asya'dan gelen ve Rusya'nın kesinlikle imha edilmesini istediği güçlerin konuşlandığı, yerleştiği yerler, mevziler var. Ve orada çatışmalar oralarda yoğunlaşıyor. Zaten ilk devriye yani 17'sinde ilk Rusya ile Türkiye'nin ortak devriyesi var bu karayolunun üzerinde. Ama o devriye yapamadılar. Daha çıktıkları anda yolda barikatlar vesaire bir takım engellerle karşılaştılar. Bu cihatçı güçlerin ve o cihatçı güçlerin denetimindeki sivillerin, kontrolündeki sivillerin ortaya çıkarttığı engellerle. Ve bu devriye gerçekleşemedi. Sonunda dün de o bölgedeki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına ateş açıldı. İşte iki ölü bir yaralı vardı ama sonradan 3 oldu. Ve sonunda Milli Savunma Bakanlığı da bunu kabul etmek zorunda kaldı. Yani bu kayıpların oradaki radikaller diyor Savunma Bakanlığı, cihatçı güçler tarafından yapıldığı ilk defa kabul edildi. Çok net bir şekilde. Şimdi önümüzdeki süreçte, yani tabii Rusya ve çok enteresan, Rusya ve Şam güçleri, Suriye ordusunun unsurları hem yolun açılması süreciyle ilgili olarak, yoldaki o barikatların kaldırılması süreciyle ilgili olarak, hem de yoldaki, yol civarındaki o koridor olacak bölgedeki cihatçıların temizlenmesi meselesini tamamen Türkiye'ye ihale edildiğini görüp, onlar şimdi bakıyorlar Türkiye bu meseleyi, Türkiye Silahlı Kuvvetleri, Türk Silahlı Kuvvetleri bu meseleyi nasıl çözecek şimdi diye bakıyorlar. Biraz da hani Ankara için bu neye niyet, neye kısmet oldu? Yani müthiş bir müthiş bir sonuç bu. Bu yanlış politikanın geldiği nokta açısından. Şimdi böylesine bir şeyi temizlemekle yükümlü. Nereye kadar gidecek, ne yapacak ve nasıl bu işi halledecek? Göreceğiz. Çünkü bu kolay kolay halledebilecek bir mesele değil. Bu silah sonunda tersine döndü.
cihatçı örgütlerle bu kadar haşır neşir olmak, iç içe olmak, onları yönetiyormuş gibi zannetmek, onları yönettiğini zannetmek noktasından bu noktaya gelindi. Vahim bir durumla karşı karşıyayız. Aslında bu ciddi bir sorumluluk meselesi. Yani bu politikayı bu noktaya kadar takip edenler bu işten sorumludur. Çok net bir şekilde söylemek gerekiyor bunu. Peki Koray, çok teşekkür ederiz bize katıldığın için. Sağ ol, zaten Koray abi. Bugünlerde daha sık beraber olacağız ekranda. Vay yasın. Artık yeni yayın çizgisi itibariyle. Evet. İdlib'de son durum vahim. Aslında bu kolera salgından dolayı çok görünmez hale geldi ama Türkiye gerçekten yola çıkış amacıyla şu anda bulunduğu amaç arasında sıkışmış kalmış durumda. Aynen öyle. Biz bunu yıllardır söylüyoruz ama senin de dile getirdiğin gibi. Yani yapmayın. Bu hamiliğin felaketle sonuçlanacak sonuçları olur. Sonuçta bu adamlardan desteğinizi kestiğiniz anda, ki işin bir tarafı da ÖSO'culara para ödenmemesidir. Silahlar size geçenlerde dönecek. Geçenlerde yanlış mı gördük? ÖSO'cular paraları ödenmediği için evet, protestoları yaptı. Bunların hepsini söyledik. Giren çıkan adamları bu nedenle kontrol edin dedik. Hatay üzerinden girenleri. Bunu da ekleyelim. Dolayısıyla Türkiye bu abiliğinin bedelini bir biçimde halklara ödetecek dedik. Şimdi ne yazık ki bu noktadayız. Evet, vahim bir durum. Vahim. Hakikaten. Türkiye için çok baş artacak bir mesele. Ama yani hakikaten bu korona salgını o kadar gündemin üzerine oturdu ki bunları da göremiyoruz ya da korona bağlantılı konuşabiliyoruz ancak. Evet, aynen öyle. Ama şimdi ya konuştuklarımızın üzerine daha da sıkıntılı, AKP iktidarı içinde daha sıkıntılı bir şeyden konuşmamız lazım. Dünyada bir enkaz kalacak ve dünyada bir değişiklik olacak koronadan sonra. Türkiye halklarında ve tabii ki işin iyi tarafı da bu. AKP iktidarında çok zor günler bekliyor. Şimdi koronanın zaten dünyadaki tahribatını ve geldiği durumu da artık gerçek yazarı Armağan Kargıl ile konuşacağız. Merhaba Armağan, hoş geldin yayınımıza. Merhaba, iyi akşamlar. Kolay gelsin. Ne diyorsun? Artı gerçeği de yazmışsın bugün. Sürüye sayarlar bizi. Hakikaten sayarlar mı? Nedir durumumuz? Yani eğer hani öyle bir noktaya geldik ki neoliberalizmi hep konuşuyorduk. Yani dünya bu neoliberalizmden nasıl kurtulacak, nasıl bir çözüm bulunacak diye. Şimdi işte bu salgınla bunun vehameti aslında tam anlamıyla gözler önüne serildi. Yani uç noktasını işte İngiltere Başbakanı Boris Johnson açıkça ifade etti. Ne dedi? İşte sevdiklerinizi kaybedeceksiniz. Bizim yapabilecek fazla bir şeyimiz yok. Kendinizden sorumlusunuz. İşte önlemler bunlardır. Elinizi yıkayın. Evinizde oturun hastaysanız. Bizim yapabileceğimiz fazla bir şey yok dedi. Aslında bu bir çaresizliğin ve bu konuda yapabileceğimiz bir şey yok. Çünkü bizim için öncelikli olan ekonomidir demenin bir başka yoluydu. Evet. Bu netlikte aslında liderlerin çoğu, dünyayı yöneten liderlerin çoğu buna benzer şeyler söylediler. Ama bu netlikte söylemediler. Boris Johnson bu sefer lafı çevirmeden, dolandırmadan söyledi. İşte ardından da anlaşıldı ki işte sürü bağışıklığı diye bir kavram. Evet, ya bu sürü bağışıklığının kavram, altını bir daha çizmek lazım hakikaten. Ya bu böyle bir şey, şimdi sürü bağışıklığı diye bir şey tabii tıp biliminde var. Yani hepimiz artık neredeyse bu konulardan anlar hale geldik. Ya daha önce duymadığımız bir kavram belki ama bu yolla öğrenmiş olduk. Sürü bağışıklığı denilen şey aslında aşıyla kazanılan. Yani örneğin kızamığa karşı sürü bağışıklığının olabilmesi için, yani toplu bir bağışıklıktan söz edebilmek için %90'ın bağışıklığı olması gerekiyormuş. İşte bu farklı hastalıklarda %80, %70 dolaylarında olabiliyormuş. Şimdi grip gibi bir hastalıktan, yani bunu grip diye alsak %60, yani %60'ın bağışıklık kazanması gerekiyor ki işte sürü bağışıklığı ya da toplu bağışıklıktan söz edebilelim. %60'ın bağışıklık kazanması demek ne demek? Yani İngiltere nüfusu 68 milyon, 41 milyon kişinin bağışıklık kazanmasından söz ediyoruz. 41 milyon kişinin bağışıklık kazanması için en az 250 bin, 260 bin dolayında insanın ölmesi gerekiyor. Çünkü en iyi
istatistiksel rakamlar bile koronavirüsünden, yeni koronavirüsünden ölümleri %1 olarak gösteriyor. Ki son rakamlar, ortaya çıkan rakamlar, yani bugün dünyanın geldiği noktadaki rakamlara baktığımız zaman bu oranın %4'lere kadar çıktığını görüyoruz. Yani demek ki çarpı 4 1 milyon kişiyi gözden çıkaracaksınız. Kim bu 1 milyon kişi? İşte zayıf, yani bünyesi zayıf olanlar, bağışıklık sorunu olanlar, kalp hastaları, tansiyon hastaları, 70 yaş üstü yaşlılar. Yani işte bugün sanırım İnci de yazmıştı benzer bir yazıyı. Yani toplumun üzerine yük olarak görülenler, sigorta sistemine, sağlık sistemine yük olarak görülenler, böylelikle bunlardan kurtulur, biz de yolumuza devam ederiz gibi bir söylemin açıkça itiraf edilmesiydi. Çünkü eğer aşı yoksa ölümleri göze almaktan başka bir yolunuz yok. Ki Dünya Sağlık Örgütü WHO açıkça söyledi, yani hani bu kadar riskli bir şey olamaz diye. Ama işte bu strateji diye satıldı. Aslında çaresizliğin bir ifadesiydi. Çünkü İngiltere'de sağlık sistemi bu kadar büyük bir salgını karşılayabilecek durumda falan değil. Ellerinde test üniteleri yok. Hatta NHS, yani İngiltere'deki sağlık örgütü açıkça ifade ediyor ki bizim şu anda hastalara oksijen verebilecek aletlerimiz bile sınırlı. Yani bu büyüklükte bir salgını karşılayabilecek durumda değiliz. O zaman yapacak bir şey yok. Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir. Yani işte sürü denilen şey, hani sürü bağışıklığı denilen şey aslında tam anlamıyla bu. Bir anlamda nazizmin, faşizmin idealindeki şey, işte zayıflar, sakatlar eğlensin, işte güçlüler, bağışıklık sistemi güçlü olanlar, yani sağlıklı toplum ayakta kalsın, hani tam buna yakın bir şey. Ama buradan geri atmak zorunda kaldı hükümet, çünkü bu büyüklükte bir ölümü İngiltere hükümeti bile, hani en sağcı, işte popüler Brexit şampiyonu hükümet bile göze alamadı, geri adım attı. Şimdi artık yasaklar ardı ardına gelmeye başlıyor. Ama net olan bir şey var, geç kalındı. Yani bir sürü ülkede olduğu gibi geç kalındı. İşte İtalya'da geç kalındı, İspanya'da geç kalındı, İngiltere'de geç kalındı, Amerika'da geç kalındı. Neden? Çünkü hükümetler nasıl olsa bize gelmez. Aman canım, hatta işte Trump'ın ağzından ne duyuyoruz? Çin gribi diyor. Yani Çin gribi diye tanımlaması bir anlamda bu gribi, yani bunu küçümsemesi, böyle bir salgını küçümsemesi ve aynı zamanda da işte bize gelmez, bu Çinlileri vurur falan gibi bir yaklaşım. Ama hiç de öyle olmadı. Şu anda Avrupa'yı merkez olarak sayıyor Dünya Sağlık Örgütü. Yani salgının merkezi şu anda Avrupa. İtalya'da ölümler Çin'i geçmiş durumda. Oran olarak da Çin'i geçmiş durumda, üstüne üstlük. Yani 4032 kişinin öldüğü söyleniyor bugüne kadar. İşte İngiltere'de artık ölümler giderek artmaya başladı. 170 pardon, en son gelen rakama göre sanırım 180 ölüm sayısı. Buna benzer her ülkeden, işte Almanya daha geriden gidiyordu ama orada da sanırım 50'yi geçti ölüm sayısı. İşte İspanya'dan yeni ölüm sayıları gelmeye başlıyor. Tabii istatistik gibi görünüyor bunlar ama insanlar gerçekten de, aileler sevdiklerini, yakınlarını, belki anne babalarını, belki kardeşlerini, belki sevdiklerini kaybediyorlar. Onun için bu soruna rakam olarak bakılamazdı. Yani işte efendim %60'ın biz bağışıklığını sağlayalım, böyle bakılamazdı. Böyle bakılamayacağı net bir şekilde görüldü. Ama bugünkü önlemlerle de bu işin yürümeyeceği çok net bir şekilde görülüyor. İşte bugün biraz önce Koray da söyledi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin bir açıklaması var. Evet. Yani ülkelerin kendi başlarına ve dayanışma içerisinde olmadan bu meseleyi çözmek mümkün değil. Dayanışma içerisinde olmak sadece bir ahlaki sorun değil, bu meseleyle başa çıkmanın bir yoludur diyor. Yani sınırınıza polis diken
çekerek bu meseleyi önleyemezsiniz. Bu meseleye ülkelerinizin sınırlarını kapatamazsınız. Türkiye gibi örneğin göçmen sorunuyla zaten hani ağır bir şekilde göçmen sorunu altında ezilen nedenlerini konuşmayacağım. Bununla ezilen bir ülkede siz efendim Avrupa'dan gelenleri 14 gün karantinaya alacağız. Hani sanki sanırsınız ki sadece uzaydan geliyor ya da sadece dışarıdan geliyor bu mikrop. Hayır, yani bu yaşanılan sağlıksız ortamlar işte bu mikrobun yayılma hızını arttıracak. Şuna değinmek gerekiyor sanırım bir de. Sistem öyle bir noktaya geldi ki artık hiçbir şey, yani dünyada artık en azından ayakta kalanlar, bu salgını atlatanlar bundan böyle korona öncesi ve korona sonrası diye konuşulacak. Ama yani iyi mi konuşulacak, artık, kötü mü konuşulacak, o konuda bir endişem var. İşte o konuyu bilmiyoruz. Yani onu bilmiyoruz ama artık şunu biliyoruz. Neoliberalizmin sonu geldi. Yani ha, iyi bir şekilde geldi ya da kötü bir şekilde ama geldi. Ama geldi. Yani bunu başka türlü de bitirebilirdik. Daha adil bir şeye geçebilirdik. Örneğin bölüşüm sistemine geçebilirdik. Savaşlara karşı çıkabilirdik. İşte sınırları bu yolla kapatmak yerine sadece mallara değil insanlara da açık. Dünyayı bir bütün olarak görebilirdik. Bunları yapmadık, bunlar olmadı. İşte gelir uçurumu büyüdü, işte insanlar arasındaki eşitsizlikler giderek hani böyle artık uçurum diye tabir edilmeye başlandı. Ve neoliberalizm zaten çökme noktasına gelmişti. İşte onun sonunu muhtemelen bu yeni koronavirüsü getirdi. Dediğim gibi daha kötüye gidilebilir. Örneğin devletleştirmeler başladı. Ama bu devletleştirmeler hani kamusallaştırma değil. Bu şirketler batacak. Yine bir özel sektörü kurtarma operasyonu şeklinde olabilir. Örneğin işte birçok havayolu şirketi, örneğin Alitalia ve işte birçok havayolu şirketi önümüzdeki günlerdeki yenileri eklenecektir bunlara. Artık ayakta durmaları mümkün değil. İşte seyahat şirketleri vesaire vesaire. Yani birçok şirket şu anda ayakta durması mümkün değil. Dolayısıyla devletleştirilecek. Ama bu nasıl bir şekilde? Kamunun yani, yararına mı olacak yoksa bu bir takım sermayedarların çıkarına mı kullanılacak onu önümüzdeki süreçte göreceğiz. Ki sanırım şu anda hani çok da iyimser değil çünkü paketlerde çok iyimser şeyler yok. Son bir şey söyleyeyim. Birçok ülkede şu anda yani Türkiye'nin tersine özellikle işsiz kalanlara karşı devlet desteği gelmeye başladı. Ya yani iki şey ortaya çıktı. Bir, sağlık özel sektöre falan bırakılmayacak kadar kara dayalı bir sistem olamaz. Farklı bir şekilde yani kamu yararına kullanılıyor olmalıydı. İşte bir de bu işsizlik meselesi şu anda devletler işte en azından bu süreyi nasıl geçireceğizin önlemini alıyor Türkiye'dekinin tersine olarak. Yani örneğin İngiltere bugün karar verdi. Maaşların %80'ini bu süreç boyunca ödenecek. İşte %20'sini de işverenden ödetmeye çalışacağız falan gibi. Ama yani bu ne kadar sürecek ve bu süreci nasıl atlatacağız? İşte tek umut herhalde şimdilik yaz gelince acaba bunun hızı düşer mi? Oraya bağladık. Yani eğer bunlara karşı sesimizi yükseltmezsek işte Boris Johnson'ın dediği gibi hiç de zor değil sürüye saymaları bizi. Peki Armağan, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Katıldığın için sağ olasın. Tek umudumuz Küba. Küba mı diyorsun? Yani sosyalizmde ışık görüyoruz tabii. Fakat yani sayıların çok artması çok sıkıntılı bir şey. Ben de tabii herkes kişisel istatistiğini tutuyordur bu işte. Ben de böyle nacizane bir şeylere bakıyorum. Bir haftalık bir tabloya baktım. Geçen hafta tam da bugünlerde 128.343 kişi dünyada hastalanmış ve virüs taşıyordu. Bugün bu sayı 265.495. Katından fazlasına gelmiş. Yani çok korkunç artıyor ve geometrik dedikleri bu ürkütücü aslında yani. Fakat şimdi bu artıştan çok galiba şöyle bir sorun daha var. Yani sadece artış değil sorun. Yani dünyada işte istatistiklere göre 5 milyon kişi gribe yakalanıyor. Evet. Aşağı yukarı 400-500 bini bunun hayatını kaybediyor. Ama işte aşısı biliniyor.
ilacı biliniyor. Hangi mevsimlerde, nerelerde olunacağı biliniyor. Ne kadar hastanelere hücum edeceği. Bir anda değil bir sağlık de, değil sisteminin mi? Nasıl buna karşılık vereceği biliniyor. Buradaki sorun, en temel sorunlardan biri de bunun arkasının ne olduğu bilinmiyor. Evet. İlacı bilinmiyor, aşısı bilinmiyor. Evet, bir de şunu söylüyorlar ya, sistem çökecek, her sistem çökecek. Çünkü bir anda yayılma olduğu için başka hastalara da tedavi etme olanağı bulunmayacak. İşte o nedenle kamulaştırma, yani sağlığın herkes tarafından ücretsiz erişimi çok önemli. Bugün en büyük şikayetler... Bir dakika keseceğim. Tamam. Senin sözü niye keseceğim? İlk bölümde sonuna geliyoruz. Şimdi biz biliyorsun Artı Gerçeği hem Artı TV programcılarıyla hem Artı Gerçek yazarlarıyla yapıyoruz. Şu anda bir Artı Gerçek yazarı İstanbul'da karantinada. Evet, çok önemli. Nurcan Kaya arkadaşımız, hukukçu Nurcan Kaya. Şimdi bu karantina şartlarında Artı Gerçeği yazıyor zaten. İlk zamanlardaki olumsuzlukların biraz daha iyiye evrildiğini de belirtti. Şimdi Nurcan Kaya'ya bağlanalım ve bize karantina altından izlenimlerini aktarsın. Merhaba Nurcan Kaya. Merhaba, iyi akşamlar. Geçmiş olsun diyelim, ne diyelim bu durumda, daha da geçmedi galiba. Senin üçüncü günün karantinan değil mi? Evet, evet. 3 gün geçti, 11 gün kaldı. Nasıl oluyor? İlk başlarda şartlar biraz kötüydü galiba. Giderek biraz da düzeldi sanıyorum. Evet, evet. Çünkü şeyi öğrendik biz. Biz buraya gelmeden 24 saat önce yurt boşaltılmış. Ben bugün Twitter'da yazmıştım. Eğer apar topar buradan öğrenciler çıkarıldıysa çok üzgünüm diye. Gerçekten öyle olmuş demek ki. Evet. Dolayısıyla o yüzden bize söylendiği gibi bu yurt idaresinin burayı temizlemek, hazırlamak için fırsatı olmamış tabii ki. O yüzden biz hem buraya getiriliş hani şartlarımız, o kalabalığın içinde bulunduk herhangi bir önlem alınmadan. Ondan sonra buraya geldik, burada o kalabalığı yaşadık, odaların dağıtımında karmaşa, bir kargaşa yaşandı. O da yine burasıyla alakalı değildi çünkü gönderilen listelerde yazılıydı. Ve buradaki oda sayısı yetersiz geldiği için burada problemler yaşandı. Odalara çıktığımızda o kadar kirli odalarla karşılaşınca sonuçta bizim de sağlığımız tehlikeye atıldı. Evet. Biz mesela haftalardır bulunduğumuz ülkelerde zaten bir çeşit karantinada yaşıyorduk. Hani ben Strasbourg'da çok neredeyse tek odalı bir dairede yalnız yaşıyordum. Mahkemeye yürüyerek gidiyordum. Hiçbir şeye dokunmuyordum. Zaten birkaç haftadır orada tedbirli yaşıyorduk. Dolayısıyla hani buraya gelince bir anda kendimizi kendi kontrolümüzün dışında bir yani yerde karantinadan yani, çıkmış gibi oldun yani. Yani hani karantina değildi orada sonuçta ama yani zaten her tarafta mahkemede dezenfekte makineleri vardı. Biz çok hani son bir hafta 10 gün özellikle çok dikkatli yaşıyorduk. O yüzden bir anda kendi kontrolümüzün dışında şartlarda bulduk kendimizi. Sonuçta toplumu bizden korumak için bizi buraya getirdiler. Çünkü biz hastalığın daha yaygın olduğu Avrupa ülkelerinden geldik diye bizi karantinaya aldılar. Yani biz şu anda toplum sağlığı için burada tutuluyoruz. Ama hani geldiğimiz yer kötü bir durumda olduğu için bizden önce düşünün buradan çıkmış odayı boşaltmış insanlar da koronalı olabilirdi değil mi? Evet. Bize söylendiği gibi burası temizlenmemişti, dezenfekte edilmemişti. Bize eldivenler verilmedi, dezenfekte etmek için hiçbir şey verilmediği için onun da şokunu yaşadık tabii. Sonra ikinci günden itibaren düzelmeye başladı burada durum. İçeceklerimiz, yemeklerimiz düzenli geliyor. Bugün ilk defa çay verdiler. 5 dakika önce kapıya gelip servis yaptılar. Nurcan, ben bir soru sorabilir miyim? Tabii. Yani şeyi sadece hani söyleyeyim unutmadan. Burada hala piyasada olmadığı için bizim yine eldivenlerimiz yok. Dezenfekte için ellerimize süreceğimiz bir şey yok. Biz hani burada çalışanlara çok dikkat ediyoruz. Bizden uzak durmalarını, maskelerini çıkarmamalarını, eldivenlerini takmaya özen göstermelerini istiyoruz. Ama sonuçta biz de burada dışarıdan gelen paket yiyeceklere dokunuyoruz. Dışarıdan aldırdığımız paketlere dokunuyoruz. Onları dezenfekte edeceğimiz bir şey yok. Yani aslında biz hala burada virüs kapabiliriz dışarıdaki insanlar gibi. Yani çünkü her şeyi biz de burada kontrol edemiyoruz. Kendimiz pişirmiyoruz mesela.
dışarıdan gelen hani paket üzeri böyle kapatılmış yiyecekleri sonuçta açıp yiyoruz. Tek yapabildiğimiz işte dün bize verdikleri çamaşır suyuyla sık sık ortalığı temizlemek, ellerimiz dahil. Bir de şey, sürekli ellerimizi yıkamak yani. Ben de tam şu yemek konusunu merak ettim. Çünkü sağlık çalışanları çok feryat ediyorlar. Bize maske yetişmediği gibi yemek bile yetişmiyor diye. Bugün ben biliyorum ki bir hastanede küçük bir sandviç, domates ve bir yoğurt verildi. Fakat buna kontrastlı bir şey yapmışlar. Hacıları iyi besliyorlarmış. Yemekler yeterli mi? Yani sağlıklı mı, kaliteli mi? Bunu sormak istiyorum. Evet, bence fena değil. Bir yemek etli yemek oluyor. Mesela bugün öğlen miydi, akşam mıydı? Etli fasulye vardı. Bir kere mesela et döner vardı. Onun yanında böyle sade haşlanmış makarna ya da bir çeşit pilav oluyor. Bir de böyle birkaç kaşık çorba oluyor. Yani üçlü yemek oluyor. Hı-hı. Onun dışında hani meyve ya da salata gibi bir şey yok vitamin alınması için. Ama yemekler öyle. Ekmekler, ben ilk geldiğim gün böyle yarım bembeyaz ekmek gelmişti. Ve ben hani uzun yıllardır şeker ilacı almadan kan şekerimi kontrol altında tutuyorum diyet yaparak. O yüzden paniklemiştim. Hani iki hafta boyunca o ekmeği yersem hastalanırım diye, ama şimdi gelen ekmekler de daha düzgün. Şöyle üzerinde Akdeniz ekmeği yazan bir şey. Ha, İstanbul Halk Ekmek ürünü. Evet. Bu daha şey, büyük beyaz ekmeklerden daha iyi. Bugün ilk defa bir de yanına galiba küçük keklerden koymuşlar tatlı olarak. Çay da geldi. Yani böyle porsiyonlar başta bana çok küçük gelmişti. Çünkü o etli olan yemekten yemediğim için biraz aç kalıyordum. Ama ya ben alıştım ya porsiyonlar büyüdü. Bir de dışarıdan alışveriş yaptırdığımız için. Peki. Dışarıdan alışveriş yaptırdığımız için şimdi meyvem var benim. Kuru meyvelerim var tatlı niyetine yediğim. O yüzden gayet iyi besleniyorum yani ben burada şu anda. Peki karantinada günün nasıl geçiyor? Sıkıntılı bir ortam var mı? Vakit geçirmek kolay mı? Evet. Yok, hayır, aslında yani zamanın nasıl geçtiğini çok anlamadım. Çünkü buraya ilk geldiğimde iki gündür ayakta ve uykusuz olduğum için uzun uzun uyumuştum. Güne zaten çok geç başladım. Sonra burada işte gelip ilk defa içeriği temizlediler, biraz malzeme verdiler. Ben işte ortalığı temizledim, duş aldım vesaire falan. Böyle böyle geçti. Sonra da tabii internet geldi ve ben hani yazı yazmaya başladım. O evet. İlk günün akşamında zaten. İkinci gün yine öyle. O zaten kaç saat zamanımı alıyor. Dış dünyayla bağlantı kurduğum için beni merak edip arıyor. Arkadaşlarım, ailem sağ olsunlar. Bugün sonunda arkadaşlarımın işte telefonum kırıktı. Bir de ben o yüzden tabii stres yaşamıştım. Çünkü hiç dışarıda ne oluyor bilmiyordum. Ailem bana ulaşamıyordu. Bugün telefonum geldi ama onu kullanmayı başaramıyorum. Beni arıyor insanlar. Ben onlara cevap verirken telefon kapanıyor ama onları geri aramayı biliyorum. Ondan sonra ve dolayısıyla böyle bir hani şey trafiğiyle, iletişim trafiği bir yandan yazılar yazıyorum. Hani birkaç yere röportaj verince hani gerçekten zaten bu şekilde yoğunlukla geçti. Ama bundan sonra normal çalışmaya başlayacağım. Çünkü Strasbourg'daki çalışmam yarım kaldı, eğitimi. Yanımda getirdiğim materyallerle devam edeceğim. Tabii o yorgunluğu attım biraz üzerimden. Artık hareket etmeye başlamam lazım. Odanın dışına çıkmamız yasak. Koridorda bile yürümemiz yasak. Biraz ileriye gittiğimizde eğer memurlar görürlerse bizi uyarıyorlar zaten. Avluya da dolayısıyla çıkamıyoruz. O yüzden sanırım cezaevindeki insanlar gibi küçük alanda nasıl spor yapıyorlarsa onu öğrenip yapmamız gerekiyor kalan günler için. Yani o yüzden biraz çalışarak, biraz istirahat ederek falan zaman geçecek. Birkaç kitabım da var yanımda. Zaten bolca internetten son dönemde belgeseller izliyordum. Strasbourg'da da akşamları dinlenirken fırsat bulursam onları da yaparım. Bir problem yok. Yani burada düzeltmeler oldu. Sanırım bazı yurtlarda şartlar hala daha kötüymüş. Ama hani biz sanırım birkaç kişiyiz, birkaç bin kişiyiz toplamda Avrupa'dan gelen. Yani
On binlerce insanı yarın öbür gün karantinaya almaları gerekirse, yani mesela virüs testi pozitif çıkan ama hastalığı ayakta geçiren insanlar olabilir. Evet. Ve onları bir yere koymaları gerekebilir. Dolayısıyla bizim buradaki deneyimimizden yararlanıp daha iyi bir sistem kurmaları lazım. Yani dediğim gibi biz şu anda hala eldiven ve dezenfektan sahibi değiliz. Aslında dışarıdan gelen virüs tehlikesine biz maruz kalabiliyoruz. Hani sadece kendimiz sürekli temizlenerek buna engel olmaya çalışıyoruz. Peki son bir şey sormak istiyorum. Bu karantinada olanlara virüs testi yapılıyor mu? Yok, hayır. Biz uçağa binerken tam uçağın kapısında böyle alnımıza tutulan bir aletle ateşimiz ölçüldü. Uçağın içindeyken bu bir kere yapıldı. Yani o içinde bulunduğumuz 2-3 saat içinde bir değişiklik var mı ona baktılar. Sanırım dünden beri de geldiğimiz ilk gün ya da ikinci gün akşamında doktorlar geldi. Şimdi her gün doktorlar gelip yine aynı şekilde bizimle yakın temas kurmuyorlar. Tepeden tırnağa zaten böyle şeyle koruma kostümüyle geliyorlar. Uzaktan yine o aletle ateşimizi ölçüyorlar. Bir işte şikayetiniz var mı, öksürük falan bir şey var mı? Biz de hayır diyoruz çünkü normalde gayet sağlıklıyız benle komşularım. Ondan sonra gidiyorlar, o kadar. Onun dışında bizden kan alınmadı, yakın bir dokunarak muayene yapılmadı. Sadece hani bir şikayetimiz var mı diye soruyorlar ve ateş ölçülüyor. Yani Avrupa'dan buraya gelenler arasında mesela şüpheli buldukları ve hastaneye götürdükleri kimse var mı biz bilmiyoruz. Evet. Yani ben çünkü hiç kimseyi görmüyoruz. Ben sadece koridordan bir ses duyunca dışarı çıkıyoruz ve bize işte yiyecek dağıtılırken falan karşı komşum, onun yanı bir de yan komşum. O yazıda anlattığım işte kendi aramızda dayanışma yaptığımız dört komşumu görüyorum. Onun dışında burada yüzlerce insan var. Hiç kimsenin diğerinden haberi yok. Çünkü koridordan, yani kapımızdan bir adım ileri atmamız yasak. Anladım. Peki. Geçmiş olsun diyelim. Geçmiş olsun. Vakit tez geçsin diyelim. Çok peki, teşekkür ederim. Yani biz şey iyiyiz. Herkes kadar sadece burada sıkıntı yaşıyoruz. Siz çok dikkat edin lütfen kendinize. Dışarıdakileri merak ediyoruz biz de. Peki, teşekkür ederiz. Çok sağ olsun. Vakit tez geçsin diyelim gene. Çok mersi. İyi yayınlar. Evet, birinci bölümün sonuna geldik. İkinci bölümde devam ederiz herhalde. Evet, ama yerden çok enteresan bir deneyim değil mi bu? Tabii. Yani hem de bir artı gerçek yazarlar rast gelmesi. Çok arkadaşımıza. Evet. Artı Gerçeğin ilk bölümünün sonuna geldik. Saat başında devam etmek üzere. Görüşürüz.